Merhabalar, ben İstanbul Onkoloji Hastanesi'nden Doktor Numan Doğugüner, üroloji uzmanıyım. Bugün size sistoskopiden bahsedeceğim. Sistoskopi nedir? Sistoskopi, idrar kanalından sistoskop adı verdiğimiz ucunda ışık ve kamera olan özel bir alet ile girilerek idrar kesesinin içinin inceleme işlemidir. Bu işlem tıpkı mide endoskopisi ya da kolonoskopi gibidir. Sistoskop işlemin yapılmasındaki amaç idrar kanalı, idrar kesesinde darlık, taş, kanser gibi hastalıkların olup olmadığının anlaşılmasıdır. Sistoskop işlem sırasında kullanılan alete verilen isimdir. Bu cihazla görüntüyü kamera aracılığıyla bir monitör ekranına aktarırız. Eş zamanlı olarak hastalar da aynı anda bu görüntüleri izleyebilirler. Sistoskopların değişik modelleri bulunmaktadır. Bazı sistoskoplar metalden, bazıları bir yumuşak bir maddeden yapılmıştır. Kablo gibi olan sistoskoplar yumuşaktır ve kıvrılabilirler. Bu yüzden işlem sırasında flexible, bu kablo şeklinde olan sistoskopları kullandığımız hastalar daha az rahatsızlık duyarlar. Sistoskop hangi durumlarda yapılır? Bu işlem hem tanı hem de tedavi amacıyla uygulanabilmektedir. Ama en sık yapılma nedeni idrarından kan gelen kişilerde bu kanamanın idrar kesesi mesane kanserine bağlı olup olmadığının araştırılmasıdır. Ayrıca sistoskopun en sık uyguladığımız kişilerse mesane kanseri ikinci sıklıkla daha önce mesane kanseri ameliyatı olan hastaların belli aralıklarla takiplerinde de oldukça faydalıdır. Bunun dışında kapalı prostat ameliyatı, kapalı idrar kanalı darlığı, mesanedeki taşların kırılması, üst idrar kanalına kateter takılması sırasında da sistoskopi sık sık kullanmaktayız. Sistoskopi kimlere yapılır? Sistoskopi idrarından kan gelen hastalara, idrar kesesinden mesaneden biyopsi yapmamız gereken hastalara, idrar yapmada zorlanması olan hastalara, idrar yollarında darlık şüphesi olan hastalarımıza, kapalı mesane kanseri ameliyatı sonrası yapılan takipler sırasında, ağrılı idrara çıkma hastalığı olanlarda, mesanesinde taş şüphesi olanlarda, böbrek boşluklarına ve iç idrar kanallarının görüntülenmesi gereken hastalarda, prostat büyümesinde, prostat büyüklüğünü görmede, lazerle böbrek taşı tedavisinde, böbreğe ulaşmada, böbrek içine kateter takılmasında kullanılmaktadır. Peki sistoskopi hangi durumlarda yapmamalıyız, yapılmaz? Sistoskopinin yapılmasının en sakınca olduğu durum mevcut bir idrar yolu enfeksiyonu varsa biz sistoskopi önermeyiz, erteleriz. Sistoskopiyi hasta tamamen uyutularak ya da uyutulmadan sadece idrar kanalına uyuşturucu bir ilaç, bir jel verilerek yapılabilir. Genellikle hastalar uyutulmadan da lokal anestezi dediğimiz bu jel yardımıyla bu işlemi rahatça tolere etmektedirler. Her şeyden önce tekrar söylemek gerekirse hastada idrar yolu enfeksiyonu varsa kesinlikle yapılmamalıdır diyoruz. Eğer yaparsak işlem sırasında enfeksiyon kana karışarak sepsis dediğimiz duruma neden olabilir. Bu da ciddi boyutlara ulaşabilir hastalarımız için. Sonuç olarak sistoskopi ürolojide oldukça sık kullanılır. Özellikle idrardan kan gelmesi ve mesane kanseri şüphelendiğinde uygulanır. Mesane kanserinin erken tanısında ve tedavisinde ve tedavisinden sonra takibinde çok işe yarayan bir işlemdir. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.